Merhaba dostum, ben Matnela. Piksel oyunlarını genelde hepimiz severiz. Biraz eskiden kalma gibi gözükse de aslında bu oyunların çok güzel bir mantığı var. Bu oyunlar genelde basit ama eğlenceli, dolu dolu oynayışı olan oyunlar oluyor. Bunun nedeni de daha çok bu oyunları yapmak birazcık daha kolay olduğu için güzel bir tane fikri olan insanlar ilk önce piksel oyunları yapmaya yöneliyorlar. Bu yüzden de bilgisayarda o kadar olmasa da telefon oyunlarında oldukça ünlü oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de sizlerle beraber 15 tane piksel oyun inceleyeceğiz. Bu oyunlar her türlü tarzdan olacak. Mesela bazılarında kendi krallığınızı inşa edeceksiniz. Bazılarında ise bir tane krallığı etkisiz hale getirmek için savaşacaksınız. Bazılarında reflekslerinizi göstereceksiniz, hızlı hareket edeceksiniz. Bazılarında ise hikayeli bir şekilde oynayacaksınız. Bunun gibi çok farklı türlerden istediğiniz gibi oynayabileceğiniz bir sürü oyun var. Neyse, daha da fazla beklemeyelim, listemize geçelim. Apple Knight 2. Bu oyun piksel oyunlarının en sevilen türlerinden bir tanesi olan platform oyunu. Oyunda genel olarak zindanlar var. Bu zindanlara giriyorsunuz. Zindanlar dediğimizde tabii böyle düşmanlı bölgeler diye adlandıralım. Çünkü sürekli açık bir havadasınız. İşte buralara girerek oradaki düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz. Yenerken de hem paraları hem de elmaları toplamaya çalışıyorsunuz. Bu paralarla da daha fazla silah, zırh falan da alabiliyorsunuz. Oyunun genel bir hikaye unsuru yok. Genelde bozoslama, karşınıza geleni dövme mantıklı. En sevilen taraflarından bir tanesi ise oyunda çok güzel düşmanlar var. Bazıları dayı mesela, bazıları büyücü, bazıları savaşçı. Bu düşmanların da her birinin farklı farklı tarzları var ve güzel bir yapay zekası var. Bu sayede de oldukça eğlenceli bir oyun oluyor. Oyunun aksiyon tarafı ise hem görseli çok iyi olduğu için hem de efektlerin çok iyi olması sayesinde su gibi akıp gidiyor. Ayrıca oyunu birinci oyunu da oynayabilirsiniz. İkinci oyunu biraz daha yeni olduğu için bazı şeyler eksik gelebilir ama birinci oyunu tamamen tamamlanmış bir oyun. Tabii ikinci oyunundaki efektler falan da birazcık daha iyi diyebiliriz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak ise 116 MB'lık bir boyutu var. Maalesef ki Türkçe dil seçeneği de bulunmuyor. Birinci oyunu da ortalama bu megabaytlarda. Guardian Tales. Bu oyunda bir rol yaptığınız, tepeden bakarak oynadığınız bir RPG oyunu. Oyun genel olarak zaten adından anlaşılacağı gibi hikayeler üzerinden ilerleyen bir oyun. İlk başta siz maceranıza bir tane kasabada başlıyorsunuz. Buraya istilacılar saldırıyor. Siz de efsane muhafızlar tarafından bu kasabayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyunda 50'den fazla farklı muhafız var ve hepsinin farklı farklı hikayeleri var ve farklı farklı kullandıkları silahlar var. Bu muhafızları takımınıza alarak, onları geliştirerek, kendinize güzel kombolar hazırlayarak eğlenceli, aynı zamanda da zorlu aksiyon savaşlarına girişiyorsunuz. Bu savaşlarda stratejik bir takım oluşturmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda co-op, yani diğer insanlarla beraber de oynayabiliyorsunuz. Onlarla beraber bossları yeniyorsunuz. Bu sayede zindanları falan tamamlıyorsunuz. Kendi karakterinizi güçlendiriyorsunuz. Bu şekilde ilerleyen, eğlenceli ve sürekli hikayelerle sizi karaktere bağlayan bir aksiyon RPG oyunu. Ayrıca oyunda lonca oluşturma sistemleri de var. Bu sayede arkadaşlarınızla falan lonca oluşturabiliyorsunuz. Onlarla birlik olabiliyorsunuz. Etkinliklere falan da katılabiliyorsunuz. Bu sayede uzun süreler eğlenerek oynayabiliyorsunuz. Oyunu neredeyse bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak ise 317 MB'lik bir boyuta sahip. Kayıp Kedi. Veya iPhone'la oynayacaksanız İngilizcesi olan Nameless Cat yazmanız gerekiyor. Bu oyunun hikayesi şu şekilde. Bir tane kedi var ve sahibini kaybetmiş ama kaybettiği yerde değişik bir dünya. Siz de bu kediyi kontrol ediyorsunuz ve engellerden kaçarak sahibinizi bulmaya çalışıyorsunuz. Arka planda da ufaktan bir tane hikayesi var. Bu hikaye eşliğinde de oyunun asıl hikayesini anlıyorsunuz. Oyun genel olarak zor bir oynayışa sahip ve birazcık da becerilerinizi kullanmanız gereken bir tane oyun. Ayrıca oyunda sizin çeşitli düşmanlarınız da var. Sadece bir platform oyunu olarak görmeyin. Yani bosslar da var ve veya karşınıza çıkan değişik değişik hayvanlar da var. Onlarla arada sohbet ediyorsunuz. Bosslarla da savaşıyorsunuz. Yani adrenalinizi sürekli tepelerde tutacak, biraz da becerilerinizi ölçen güzel bir platform oyunu. Ayrıca oyun güzel müziklerle de destekleniyor. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak neredeyse bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak 132 MB'lık bir boyuta sahip ve garip bir şekilde Android'lerde ücretsizken iPhone'larda paralı. Terraria. Bu oyunu Minecraft'ın iki boyutlusu olarak düşünebilirsiniz. Oldukça geniş ve büyük bir evren olan bir tane oyun. Oyunda ilk başta hiçbir şeysi olarak başlıyorsunuz ve dünyayı keşfederek bir şeyler falan bulmaya çalışıyorsunuz. Bu bulduğunuz bir şeyleri, yani kaynakları güzel bir şekilde kullanarak evler inşa edebiliyorsunuz veya da farklı yaşam yerleri inşa edebiliyorsunuz. Bunun gibi çeşitli şeyler inşa edebiliyorsunuz. Denizler var mesela, orada balık tutabiliyorsunuz, havaya uçabiliyorsunuz, yer altına gidiyorsunuz. Bunun gibi yapabileceğiniz bir sürü şeyler var. Ayrıca oyunda NPC'ler var 20 tane. Her NPC'nin farklı bir kafası var. Onlarla falan tanışıyorsunuz, arkadaş oluyorsunuz veya da kendi arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz oyunu. Ayrıca sizin karşınızda sadece böyle doğa koşulları değil de düşmanlar da çıkıyor. Çok farklı farklı çeşitli değişik değişik düşmanlar var. Her birinin farklı farklı tarzları var. Onlara karşı hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızı dolandırmaya falan bile çalışabiliyorsunuz. Yani çok çeşitli bir oyun. Yapabileceğiniz neredeyse bir her şey var. Yani öğrenmesi kolay, ustalaşması zor oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü oyunu 100 saatte oynasanız 101. saatte bulabileceğiniz yeni bir tane şey olabiliyor. O yüzden oldukça eğlenceli ve güzel bir iki boyutlu
bir oyun diyebiliriz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlardan çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak 266 MB'lik bir boyutu var ve 35 TL gibi bir ücreti var. Ama maalesef ki oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Dungeons of Deadrock. Bu oyun bir hikayeli bulmaca oyunu diyebiliriz. Oyun ilk başta şu şekilde başlıyor. Bir tane dağ var, bu dağ aşağıya doğru 100 kat aşağı gidebiliyor. Siz de kardeşinizi bulmak için bu dağa gidiyorsunuz. Oyunun her katında farklı farklı bulmacalar var. Ve bu bulmacaları daha da fazla zorlaştıran zombiler ve çeşitli yaratıklar var. Bu yaratıkların nerede ne yaptığını falan çözerek bu bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Ve bu bulmacaları çözerken aynı zamanda da arka planda da güzel bir tane hikaye size eşlik ediyor. Bu bulmacalar çok farklı farklı çeşitlerde olabiliyor. Bazıları mesela diğer bölümlerden bulduğunuz bir şey ile ilgili olabiliyor. Veya zombiyi alıp diğer bölüme çekiyorsunuz. Diğer bölümde onu dövebileceğiniz farklı şeyler oluyor. Bunun gibi biraz karmaşık, genel anlamda basit ama bazı yerlerde de zorlayan bulmacaları var. Ve bu şekilde eğlenerek oynayabileceğiniz, boş zamanlarınızda değerlendirebileceğiniz güzel bir oyun. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf bir telefon istiyor oyun ve boyut olarak ise 482 MB'lik bir boyuta sahip. Aynı zamanda Türkçe dil seçeneğinde bulunuyor. Gladihoppers. Bu oyun 1v1 dövüştüğünüz bir gladyatör savaş oyunu. Oyunda siz bir tane arenadasınız ve karşınıza farklı farklı gladyatörler geliyor. Tabii bunlar diğer insanlar oluyor genelde veya da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ve garip bir oynayış şeklinde diğer karakterle dövüşüyorsunuz. Bu garip oynayış şeklini biraz da sizin deneyimlemeniz gerekiyor. Karakter sürekli zıplıyor ve siz karşınızda karaktere göre şekiller yapıyorsunuz. Karakterinizi kontrol etmesi birazcık da zor işte. Burada olay da burada başlıyor. Onun saldırılarından gerektiği zaman kaçmaya, sonra da siz saldırmaya çalışıyorsunuz. Değişik ve oldukça aksiyon dolu bir oyun. Oyunda onlarca farklı kombinasyon yapabiliyorsunuz. Çok farklı silahlar ve zırhlar var. Bu silahları ve zırhları da farklı farklı şekilde savaşta kullanabiliyorsunuz. Bu sayede bir kere dövüştüğünüz kişiyle ikinci kez dövüşmüyorsunuz ve sürekli yeni taktikler ve dövüşler bulmanız gerekiyor. Ayrıca oyunun güzel arka planda işleyen küçük bir hikayesi de var ve değişik değişik mizahi öğeleri var. Mesela bir tane kral var, size elma fırlatıyor. Bunun gibi değişik değişik kafa yapısı var. Oyun sistem gereksinimi olarak orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz ama birazcık işlemci yoran bir oyun çünkü garip bir tane fiziği var. Bu yüzden de güzel özelliklere sahip bir telefonunuzun olması önerimdir. Türkçe dil seçeneği de maalesef ki yok. Endless Wonder. Bu oyun genel olarak bir RPG oyunu diyebiliriz. Arka planda güzel bir tane hikayesi var ve büyük ve geniş, değişik bir dünyası var. Ana hikayesi de şu şekilde. Dünyada farklı farklı portallar açılmış. Bu portallarla siz farklı yerlere gidebiliyorsunuz. Oradaki canavarları falan kesebiliyorsunuz. Ve bir kız kardeşinizi kurtarma mevzusu da var. Hikaye eşliğinde oyunu oynuyorsunuz. Oyun genel olarak size şu şekilde bir tane oynayış sunuyor. Zindana giriyorsunuz, düşmanları falan öldürüyorsunuz ve öldürdükçe leveller atlıyorsunuz veya da paralar kazanıyorsunuz. Bu levellerle veya paralarla kendinize yetenek veya da item alabiliyorsunuz. Değişik değişik yetenekler var. Bunları çok güzel bir şekilde kullanmaya çalışıyorsunuz. Hangi yetenek, hangi yetenekle daha uyumlu, bunları keşfediyorsunuz. Karşınızdaki düşmanlar da oldukça zorlu. Zaten oyunda çok işte bu zorlu olmasına birazcık şikayetçi. Düşmanların neler yapacağını falan da önceden tahmin ediyorsunuz veya da görüyorsunuz. Onlara göre de bir oynayış yapıyorsunuz. Yani sürekli aksiyonu doruk seviyesinde tutan güzel bir oyun. Aynı zamanda zindanlardaki aksiyonlardan birazcık nefes almak istiyorsanız da şehire dönüyorsunuz. Burada NPC'lerle falan konuşabiliyorsunuz. Onlarla alışveriş falan da yapabiliyorsunuz. Oldukça çeşitli bir oynayış sağlıyor yani size ve oyunu offline bir şekilde oynuyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilir. 465 MB'lik bir boyutu var ve maalesef ki Türkçe dil seçeneği yok. Stardew Valley. Bu oyunu zaten büyük ihtimalle duymuşsunuzdur ama duymamışsanız da çok güzel bir oyun kaçırdığınızı söyleyebilirim. Oyunun genel mantığı şu şekilde, siz bir tane çiftlik kuruyorsunuz. Dedenizden bir tane çiftlik kalmış ve siz bu çiftliği işleteceksiniz ama bakıyorsunuz ki çiftlikte her şey daptanık. Siz de baştan başlayarak bu kasabadaki bir tane çiftliği işletmeye çalışıyorsunuz. Ama oyunun asıl amacı da bu çiftlik değil, oyunun çok geniş bir dünyası var. Kasabadaki her bir tane karakterin ayrı ayrı özellikleri var. Onlarla tanışıyorsunuz, onlarla diyaloglara giriyorsunuz, keşfediyorsunuz onları. Birbirinize hediyeler alıp verebiliyorsunuz. Bu sayede ilişkileriniz artıyor. Veya farklı farklı yerler var. Mesela balıkçılık yeri var. Oradan balık tutuyorsunuz. Zindanlar var. Oradan kaynaklar bulabiliyorsunuz. Ayrıca oyunun belli dönemlerinde festivaller oluyor. Bu festivallere falan katılıyorsunuz. Ve oyunu sürekli oynadıkça farklı farklı şeyler önünüze çıkıyor. Bu sayede de sürekli keşfetme duygunuz açık ve eğlenceli bir şekilde oyunu oynuyorsunuz. Oyun çeşitlilik bakımından da çok çeşitli. Onlarca ekebileceğiniz şeyler var. Onlarca değerli taş var. Ve bu yüzden oyunda sürekli keşfediyorsunuz. Yani kocaman yaşayan bir dünyası var oyunun. Oyunun sistem gereksinimi bakacak olursak orta sınıf üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak 411 MB ve Türkçe dil seçeneğine de sahip ve 45 TL gibi bir ücreti var.
The Way Home. Bu oyun genel olarak iki tane karakterimizin garip bir tane adada kaybolmasıyla ilgili. Onları eve döndürmeye çalışıyorsunuz. Tabi olaylar bu kadar basit kalmıyor. Hikaye oldukça genişliyor. Farklı farklı adalara gidiyorsunuz. Bu adalarda çok değişik değişik düşmanlar var. Her adanın da kendine ait bir konsepti var. Bu adalarda değişik değişik canavarlarla hem kendinizi geliştirerek hem de yeni taktikler falan oluşturarak dövüşüyorsunuz ve farklı adalara geçmeye çalışıyorsunuz. Bu şekilde hikayeyi ilerletiyorsunuz. Oyunda çok farklı karakterler var ve bu karakterlerin de her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Siz de bu özellikleri kullanarak karakterlerinizi seçiyorsunuz. Bu şekilde adayı keşfetmeye ve adanın sırrını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Hem de kendinize bir kaçış yolu yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunun grafiksel olarak oldukça eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz. Hem düşmanlar hem de sizin karakterleriniz oldukça tatlı çizilmiş ve güzel, eğlenceli ve hızlı savaşlar döndüğü için de resmen su gibi akan bir oyun yaşı olan bir oyun. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üst telefonlarda çok rahat bir şekilde çalışabilir. Boyut olarak 290 MB'lık bir boyutu var ve maalesef ki Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Ama zaten full aksiyon dolu bir oyun olduğu için fazla da bir İngilizce gerektirmiyor. Motion Permit. Bu oyunda daha deminki Stardew Valley oyununa birazcık benzer bir oyun. Ama buradaki olay birazcık farklı. Burada siz bir tane kimyagersiniz veya da ne denir ona, simyacı daha uygun bir tabir olur. Çünkü hikayemiz çok eski zamanlarda geçiyor. Mantıken o zamanlara bakarsak da kimya değil de simya daha mantıklı. Bu oyunda da bir tane kasabada hem şifacı hem de simyager olarak insanlarla ilgileniyorsunuz. Onlarla diyaloğa giriyorsunuz. Onlar oram ağrıyor, buram ağrıyor diyor. Siz onlara göre uygun ilaçlar falan keşfediyorsunuz. Evreni keşfedebiliyorsunuz. Çok farklı farklı hikayeler var. Onları öğreniyorsunuz. Kendi evinizi falan geliştirebiliyorsunuz. Bunun gibi yapabileceğiniz tonla şey var. Siz de kendi karakterinizi yöneterek yani bir rol yaparak bu evrende bu hikayeler eşliğinde güzel diyalogların döndüğü NPC'lerle oyunu oynuyorsunuz. Tek büyük sıkıntı oyunda şu anda Türkçe dil seçeneği yok ve siz diğer insanlarla sürekli diyalog halindesiniz. Mesela onunla sürekli konuşuyorsunuz. Bu sayede onun hastalığının ne çeşit bir hastalık olduğunu öğreniyorsunuz veya onlarla sürekli ilişkinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de oyunu oynayacaksanız İngilizcenizin gündelik hayatta konuşabileceğiniz civarda olması gerekiyor ve oyunu oynarken sürekli hikayenin çok akıcı bir şekilde ilerlemesi ve sürekli bir amaçlarınızın olması oyunu sıkılmadan uzun süreler oynamanızı sağlıyor. Oyun sistem gereksinimleri açısından iyi sınıf bir tane telefon istiyor. Boyut olarak 299 MB'lık bir boyuta sahip ve 45 TL gibi bir ücreti var. Worldbox. Bu oyunu aslında bir oyun değil de simülasyon demek daha mantıklı olur. Bu simülasyonda siz bir tane dünya oluşturuyorsunuz veya da farklı dünyalar var. Bu dünyalarda istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela farklı farklı canavarlar atabiliyorsunuz bu dünyaya veya da o dünyanın atmosferini değiştirebiliyorsunuz. Bir yere yağmur yağdırabiliyorsunuz, bir yere kar yağdırabiliyorsunuz veya da biraz daha teknolojik olursak oraya böyle bombalar falan atabiliyorsunuz. Ve genel olarak bu dünyada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela bir örnek şöyle vereyim. Bir yere mesela insanlar koyuyorsunuz ve çeşitli çeşitli canavarlar koyuyorsunuz. Başka bir yere de öyle insanlar ve çeşitli çeşitli canavarlar koyuyorsunuz. Böyle birkaç tane kabile oluşturuyorsunuz. Bu kabilelere gerekli erzaklarını falan sağlayarak, yağmur falan yağdırarak onların hayatta kalmasını sağlayabiliyorsunuz ve onlar gitgide daha da genişliyorlar. Bir imparatorluk falan kuruyorlar. Sonra da savaşıyorlar. Siz de bunu izliyorsunuz ve bunun gibi yapabileceğiniz onlarca farklı örnekler var. Mesela bir tane yine kabile kurdurup onlara büyük bir tane şehir oluşturup veya da imparatorluk oluşturup oraya atom bombası atıyorsunuz. Bakıyorsunuz hayatta kalıyorlar ama ne oluyor falan filan. Bunun gibi yapabileceğiniz onlarca şey var ve oyunda oldukça çeşitli, size neredeyse sınırsız bir oynayış sağlıyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak neredeyse bütün telefonlarda çok rahat bir şekilde oynanabilir. Boyut olarak 281 MB'lik bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği maalesef ki yok. Zaten fazla da bir gerek yok oyunda çünkü hikaye yok, hikayeyi siz yapıyorsunuz. Kingdom Two Crowns. Bu oyunda siz bir krallık kuruyorsunuz ve bu krallığı ilerletmeye çalışıyorsunuz. İlk başta bir tane atınızın üstünde başlıyorsunuz abi. Sonra yavaş yavaş değişik değişik kabilelerle gidip tanışıyorsunuz. Onlarla stratejik anlaşmalar falan yapıyorsunuz ve onları yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz. Bu sayede gitgide genişliyorsunuz. Savaşlar yapıyorsunuz veya da değişik anlaşmalar falan yapıyorsunuz. Böyle böyle daha da çok büyüyorsunuz. Sonra değişik kararlar vermeye çalışıyorsunuz. Mesela ekipler kuruyorsunuz. Avcılık ekibi, şey gibi, savaş ekibi ve değişik stratejilerle hem krallığınızı büyütmeye çalışarak hem de oyunun keyfini çıkartarak oynuyorsunuz oyunu. Ayrıca grafiksel olarak da çok güzel grafikleri de var. Ve tabii oyunda siz ilerledikçe sizin düşmanlarınız da artıyor dostlarınızın arttığı kadar. Yani siz büyücük de ortama adapte olmanız gerekiyor. Farklı farklı ortamlar da çıkıyor. Sürekli eğlenerek oynayabildiğiniz güzel bir oyun. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlar gerekiyor bu oyunu oynamak için. Boyut olarak 1.2 GB'lık bir boyutu var. Türkçe dil seçeneği maalesef ki yok ve 70 TL'lik bir ücreti var.
Fall Knight. Bu oyunun aslında çok farklı türleri bir araya getirmiş bir oyun diyebiliriz. Ama genel olarak aksiyon savaş oyunu. Oyunda isterseniz tek başınızda düşmanlarla savaşabiliyorsunuz. İsterseniz bir takım kurup bodoslama herkese dalabiliyorsunuz. Veya kule savunabiliyorsunuz. Bunun gibi çok farklı oynayış modelleri mevcut. Bu sayede uzun süre eğlenerek oynayabiliyorsunuz oyunu. Ayrıca oyunda bir sürü karakter var. 20'den fazla karakter var. Her bir karakterin de farklı oynayış dinamiği var. Ve farklı da yetenekleri var. Bu yeteneklerle 400'den de fazla silahla kombolar yapıyorsunuz. Bu komboları da çeşitli yaratıklar üzerinde deniyorsunuz. Zindanlara giriyorsunuz. Zindanlardan çıktıktan sonra yeni özellikler keşfediyorsunuz. Ondan sonra yeni silahlar falan alıyorsunuz. Bunlara bakıyorsunuz. Bunun gibi yapabileceğiniz onlarca şey olan, ayrıca online bir şekilde de oynayabildiğiniz oldukça çeşitli ve bol aksiyonlu bir roguelike RPG oyunu. Oyunun sistem gereksinimine gelecek olursak orta sınıf üst telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak 851 MB'lik bir boyutu var ve maalesef ki Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Dark Rise. Bu oyuna çok geniş çaplı bir RPG aksiyon oyunu diyebiliriz. Oyunda 4 tane farklı sınıf var. Bu sınıfların da her biri farklı özellikleri var. Kendinize bir tane sınıf seçiyorsunuz ve işgal edilen dünyanızdaki canavarları temizlemeye çalışıyorsunuz. Her bir canavarın da farklı özellikleri var. Bu özellikleri keşfetmeniz gerekiyor. Ona göre saldırılar yapmanız gerekiyor. Yani bodoslama değil de birazcık daha stratejik bir oyun oynamanız gerekiyor. Ama tabii sürekli de savaşmanızı gerektiren de eğlenceli bir atmosferi de var oyunun. Bu şekilde hem dünyayı keşfederek hem rakiplerinizin neler yaptığını öğrenerek oyunda ilerleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyunda farklı NPC'ler var. Bunlarla konuşarak daha fazla şeyler öğrenebiliyorsunuz. Onlarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda çok geniş bir skill ağacı var. Bu skill ağacındaki skillleri geliştirerek karakterinizi tamamen özgün bir hale çevirebiliyorsunuz. Yani oldukça geniş bir evreni bulunan güzel hikayelerde ilerleyebileceğiniz bir aksiyon RPG oyunu. Oyun sistem gereksinimi olarak orta sınıf ve üst telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilir. Boyut olarak 182 MB'lik bir boyutu var. Ama maalesef ki oyunda Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. Ve geldik son oyunumuza, Dead Cells. Bu oyun bir roguelike'ımsı aksiyon RPG oyunu. Oyunda bir tane karakterimiz var. Bu karakterimiz bir tane deney sonucunda bu hale gelmiş. Bu karakterle geniş bir tane kalede ve bir tane dünyada çeşitli yaratıkları falan keserek hem hikayeyi öğrenerek hem de çeşitli ekipmanlar toplayıp kendinizi geliştirerek ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyunun zor bir yapısı var. Sürekli ölüyorsunuz ve öldüğünüzde baştan başlıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Oyunda bir çıkış yok. Bir yeri keşfetme amaçlı. Bu sayede de baştan başladığınızda buraya gitmiştim ama burada bir şeyler var mıydı gibi düşünerek oraya tekrar gidebiliyorsunuz. Ve karşınıza da sürekli farklı canavarlar çıkıyor. Mesela o daha demin kestiğiniz bir tane canavar aynı yerde olmuyor. Farklı bir yerde oluyor. Bu sayede de öldüğünüzde de sürekli eğlenceli bir şekilde oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ve oyunda bu şekilde sürekli farklı skinleri kullanarak değişik canavarlarla kapışmaya çalışıyorsunuz. Bodoslamada dalmıyorsunuz. Mesela suikastçıysanız arkadan gitmeniz gerekiyor. Savaşçıysanız güçlü vuruşlar yapmanız gerekiyor. Yani biraz da mantığa uygun bir şekilde oynamanız gerekiyor oyunu. Oyunun çok akıcı bir oynayışı var. Gerek savaş sahnelerindeki o akıcılık, gerekse hikayeden aksiyona, aksiyondan hikayeye bağlı akıcılık 10 numara ve görsel olarak da gözünüzü bayram ettirecek bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çok güzel müziklerle de destekleniyor. Yani oynaması oldukça eğlenceli, gerek silahlarıyla gerekse yetenekleriyle de oldukça çeçetli bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Oyunun sistem gereksinimine gelecek olursak oyunu oynamak için iyi sınıf bir tane telefonunuzun olması gerekiyor. Boyut olarak 2 GB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneği de mevcut ve 25 TL gibi bir fiyatı var. Ve arkadaşlar listemiz bitti. Umarım kendinize güzel oynayacak bir oyun bulmuşsunuzdur. Listemizde 5 tane ücretli, 10 tane de ücretsiz oyun vardı. Bunun gibi farklı listeler istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hatta bu listelerin ikincisini de hazırlayabilirim şu an. Bunları da tabii bana göstermeniz gerekiyor. Gerek yorumlardan, beğenilerden falan. Bu tarz oyunları seviyorsanız da platform oyunları adındaki bir tane daha listemiz var. O listeye de göz gezdirebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızda onlarca listede var. Neyse kankalarım, dediğim gibi umarım kendinize güzel bir tane oyun bulmuşsunuzdur. Ben yavaştan kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.